Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere Sırbistan'dan selamlar. Mayıs ayındayız. Hava çok güzeldi ve biz de bugünün tadını çıkarmak istedik. Hafta sonundayız. Bugün günlerden pazar. Hep birlikte Kosma'ya gidiyoruz. Ben tabii her ne kadar ilk etapta Koşmay desem de gittiğimiz yerin adı Kosma'ymış. Hava zaman zaman bulutluydu ama şu ana kadar yağmur yağmadı. Belgrad merkezden Kosma'ya birkaç farklı alternatifiniz var. Toplamda 55 ile 60 kilometrelik bir yolculuk ve yaklaşık 50 dakika ile 1 saat arasında yol sürüyor. Keyifli bir sürüştü. Manzaralı yollardan, ormanların içerisinden yolculuğumuza devam ettik. Zaman zaman park eden araçlardan dolayı yolun daraldığını görüyorsunuz. Yine keskin virajlarda aracınızla hız yapmanız mümkün değil. Ama zaten böyle bir ortamda hızlı gitmeye de ihtiyacınız yok. Doğayı seyrederek gitmek aslında en güzeli. Biraz Kosmay hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kosmay, Sırbistan'da Sopot ve Mladenovac civarında bir dağdır. Avala Kulesi de var orada ki o 506 metre civarında. Avala'dan sonra deniz seviyesinden 626 metre yüksekliğiyle Şumadiya'nın en alçak dağı. Üzerinde 3 tane zirve aslında göze çarpıyor. Mali, Goli ve Rutavi. Kosmay alçak bir dağ olmasına rağmen bir ada görünümü var. Kosmay ismi de Keltçe orman anlamına gelen Kos sözcüğü ile Hint-Avrupa öncesi dağ anlamına gelen May sözcüklerinin birleşiminden türetilmiş. Burada biz sağdan devam ediyoruz. Burası araç trafiğine açık yol. İleriden dönüp tekrar aşağıya inebilirsiniz. Yürüyerek yine çıkabilirsiniz. Roma döneminde Kosmay'ın önemli bir madencilik merkezi olduğu da söyleniyor tarih kaynaklarda. Ve Romalılar gelmeden önce bile bu bölgeden demir cevheri çıkarıldığına inanılıyor. Kosmay'ın alanı toplamda 3514 hektar olarak kayıtlarda geçiyor. Ve bunun 1916 hektarı Sopot Belediyesi'ne ve 1600 hektarı da Mladenovac Belediyesi'ne ait. Aslında bir ortada kalmış bir alan. Bakın burada yol iyice daraldı. Biz aslında birazdan yürüyüş yapacağız ama önce bir alanı görmek istedik. O yüzden bir tur atıyoruz arabayla. Bu bölgede yine Ortodoks Kilisesi'ne ait manastırlar da var. Dönüşte onlardan bir tanesine uğramayı planlıyoruz. Bölgenin biyolojik çeşitliliği çok fazla. Nadir, nesli tükenen, endemik nitelendirilen türler burada var. Sağ tarafımızdaki alanda insanlar çocuklarıyla futbol oynuyorlar ya da top oynuyorlar. Biz şimdi arabamızı park edeceğiz ve yayan olarak devam edeceğiz. Hava çok güzel. Sağ tarafta hafif gri bulutları görebiliyorsunuz. Bu arada video boyunca Kosmay diye yerin adından bahsedeceğim. Çünkü ilk etapta yanlış öğrenmişim. Bunu da düzeltmiş olalım. Burada bir linopark var. Arabamızı şuraya park ediyoruz.
Tatil için Koşma'ya geldik. Burası çok güzel, biraz kalabalık. Pars için de bir farklılık oldu. Biraz yağmur damladı ama şimdilik problem yok. Yerler ıslak değil, değil mi? Dondurmacıdan bir dondurma aldık ama sıcakta eridi. Yani aslında dondurmadan ziyade kremaya benziyor ve çok çabuk eridi. Burada çocukların vazgeçilmez noktası bir oyuncak mağazası var. Biz de Paris için top almak istedik ama çok pahalı. Bu bölgedeki araziye ATV'lerle girmek yasak. Gezimiz sırasında çok fazla ATV'li insan gördük. Normal motorcu gruplar da çok fazla. Bu size bahsettiğim o anıt. Kosmay Partizan Müfrezesi'nin savaşçılarına ait bir anıt. Evet, ben ortada birleşiyor zannettim de ortada birleşmiyor. Bu salıncağı hayatımda hiç bilmedim. Çünkü daha ben küçükken Afyon'da bir fuar alanında böyle bir salıncak devrilmiş ve birçok insan yaralanmıştı. Ondan sonra da böyle bir fobim oluştu. Şimdi dönüş yolundayız. Güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Buraya gelirken yol üzerinde bir manastır görmüştük. Şimdi dönüşte oraya uğramak istiyoruz. Orayı da sizinle paylaşacağım. Burada sağ tarafta bir giriş var. Parking alanına gidiyor. Park alanına yine isterseniz buraya da direkt yolun üzerindeki park yerine de bırakabilirsiniz. Tabii biz dönüş yolundayken bulutlar iyice kapandı. Hava karardı ve büyük bir yağışın geldiğini hissedebiliyorsunuz. Ama biz şanslıydık ki gezimizi tamamlayabildik. Bu bölgede Kosmay bölgesinde 3 tane manastır var. Bunlardan ilki Manastır Kastalya. Fakat o manastır şu an harabe durumunda, kullanılabilir değil. Manastır Pavlovats ve Manastır Tresiye günümüzde de kullanılabiliyor. Biz şu an Manastır Tresiye'ye geldik.
Çok güzel bir bahçesi var. Burada bakın. Kapıda yazıları görüyorsunuz kapının yanında. Haydi maç. Kobaj bat. Burada evin duvarına yapılan çizim dikkatimi çekti. Bir kadın resmi var. Gök gürültüsünün sesini duyabiliyorsunuz. Burada yağmur başlıyor ve biz alelacele arabaya dönüyoruz. Geri dönüş yolunda da çok fazla yağmur vardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.